Yapay zeka teknolojisi yaygınlaşıyor. Akademik eğitimde de uygulamalar başladı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yapay zeka teknolojisini zorunlu müfredatına ekledi. Yapay zeka teknolojisinin özellikle tıpta hataları minimuma düşürmesi bekleniyor. Sağlık alanında teknolojik yatırımlar bu nedenle yapay zekaya yöneliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi de teknolojiyi zorunlu müfredatına dahil etti. Dünyada şu anda ortalama olarak mezunların yetkinliklerinden memnun olmama oranı işverenler tarafından %70'lere çıktı. Bu demek ki eğitim öğretimi de büyük bir revizyon, büyük bir değişim gerekiyor. Bunu yaparak mezunlarımızın kolayca adapte olmasını sağlayacağız. Üniversitenin hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerindeki derslerde yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. O yüzden mezun olmadan önce teknoloji, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi sağlık hizmetlerini kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerindeki bakım uygulama kalitesini artan uygulamaları daha bilinçli ve farkında olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Yapay zeka teknolojisiyle öğrencilerin derslere katılımı arttı. Aynı zamanda derslerde de eleştirel düşünme, akılcı düşünme geliştiriyor. Bir takım pratik uygulamalarla biz bu kazanmış oluyoruz kendimiz açısından. Öğrenciler daha fazla pratik imkanı elde etti. Zamandan tasarruf, maliyetten tasarruf ve hastaya verdiğiniz bakım kalitesini arttırmak amaçlı şu an öğrenerek hem ileride sorun yaşamamak hem de daha kolay aşina olabilmek için teknolojiyi şu andan itibaren öğrenmeye başladık. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yapay zeka teknolojisini mühendislik bölümlerinde de kullanmayı hedefliyor.